Yıkım başladı deniliyor. Gösterebilir misin oradaki son durum bize? 6. Yıkım henüz başlamadı, o bilgiyi verelim. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz Temmuz ayında Adnan Oktar ve ekibine yönelik, çetesine yönelik büyük bir operasyon yapmıştı ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Ve hemen akabinde tabii bir yandan da soruşturma devam ediyor. Henüz iddianame hazırlanmadı. Biz şu anda Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasının hemen önündeyiz. Yıkım ekipleri içeri geldi. İçeride iki tane iş makinesi var. Aynı zamanda oksijen tüpleri getirildi. İtfaiye ekibi yine içeride ve yine ambulans buraya gelmiş durumda. Yaklaşık normal yasal iznin dışında 10 kat daha fazla büyütüldüğü bilgisi var. Adnan Oktar'ın villasının olduğu bu noktanın. Şu anda buradan yayın yapmamızın sebebi polis ekipleri gazetecileri yaklaşık 1 kilometre dışarıya çıkarmış durumda. Kameraman arkadaşım Selman Bektaş'ın gösterdiği bu yokuştan yaklaşık 1 kilometre gittiğimizde Adnan Oktar'ın evine varmış oluyoruz. Ancak dediğimiz gibi tam da bu noktada güvenlik önlemleri alınmış durumda ve daha fazla ileriye gitmemize izin verilmiyor. Tabii önümüzdeki saatlerde hatta dakikalarda yıkım işleminin tamam başlaması bekleniyor. Zira içeride tam 23 yapı var ve 20'den fazlasının kaçak olduğu bilgisi var. Ekipler yaklaşık 3 haftadır kamyon kamyon içeriden malzeme boşaltıyor. Hala malzeme boşaltma işlemleri devam ediyor ve bütün malzemeler boşaltıldıktan sonra 20'den fazla 21-22 yapının yıkılacağı tahmin ediliyor. Ana villa yıkılmayacak ama civarındaki bütün kaçak yapılar yıkılacak. Şöyle yine bir yandan arkama baktığımda zaman zaman villaya araçlar giriyor çıkıyor. Tabii görüntü almak ancak bu kadar mümkün olabiliyor. Şu bilgiyi de verelim. Yıkım işlemlerinin günlerce süreceği tahmin ediliyor. Zira çok fazla yapı var. Bir kez daha altını çizelim. 21-22 yapıdan bahsediyor. Bir kez daha şöyle gösterelim. Biliyorsunuz Adnan Oktar yapılan operasyon kapsamında tutuklanmıştı ve bir yandan da soruşturma devam ediyor. İlişkileri, bağlantıları ortaya bir bir çıkarılıyor ve soruşturma ilerledikçe de kısa süre içinde de iddianamenin hazırlanması bekleniyor. İddianame hazırlandıktan sonra da elbette soruşturmayla ilgili çok daha fazla çarpıcı ayrıntıların ortaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Bir kez daha altını çizelim. An itibariyle villanın içinde iki iş makinesi var, bir itfaiye aracı var, bir ambulans var ve özellikle çok sayıda oksijen tüpü de getirildi. Özellikle içeride bazı noktaların dehlizler olduğu, girmenin çok zor olduğu ve kesim işlemlerinin yapılması gerekiyor. O noktada oksijen tüpleri de kullanılacak. Nöbetimiz devam ediyor. Ekipler geldikçe ve eğer yıkım işlemi başlarsa 24 canlı yayınlarında aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.